Tamamdır. Sizce yatırımcıların komisyonlardan sağladığı faydalar nelerdir? Tecrübelerinizi aktarır mısınız? Tabii ki. Şimdi en basitte indirdiğimiz zaman bu konuyu, şunu görebiliriz ki bir enerji management açısından bir fayda sağlamış oluyoruz. Enerji maliyetlerimizi düşürmüş oluyoruz. Artı sistemimizde bulunan hataları erkenden tespit edip adam saat maliyetlerimizi düşürmüş oluyoruz. Ve ilerideki oluşabilecek herhangi bir güven kaybı veya bir pazar kaybını önlemek adına bizim için çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Peki sizce Türkiye'de sunulan commissioning hizmetleri yatırımcı beklentilerini karşılıyor mu? Daha iyi olması için ne yapılabilir? Daha iyi olması için tabii ki devlet katkısına mutlaka ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada bunu değerlendirirken hem devlet katkısı hem de özel sektörün artı STK'ların mutlaka bu konuya destek vermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki commissioning ihale süreci ve uygulama sürecinde yaşadığınız güçlükler nelerdir? Şimdi commissioning sürecini yöneten genelde işveren mühendisleri olmakta. Ve Türkiye'de bunun için herhangi bir standartizasyonumuz şu an yok. Dolayısıyla biz yabancı prosedürü takip edip buna uygun bir ihale dokümantasyonu sağlamaya çalışıyoruz. İkinci olarak da bu tip bir hizmet veren firma sayısının azlığından bahsedebiliriz. Peki Türkiye'de commissioning'in mevcut yeri nedir? Gelecekte nerede görüyorsunuz ve bu konuda devlet politikaları ne olmalıdır? Commissioning şu an emekleme aşamasında Türkiye'de. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa'da da benzeri bir durumlarla karşı karşıyayız. Bu aşamada en önde olan kısım Amerika. Fakat biz Amerikan ekolünü şu an takip ederek işlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Devlet politikası derken binaların enerji verimliliği veya commissioning edilmiş binaların bir şekilde vergi sisteminde veya diğer kısımlarda avantaj sağlaması, devletin bu binaların enerji verimliliğinin artmasıyla beraber sağlayacağı yararları öngörmesi ve bize de destek vermesini bekliyoruz. Peki, commissioning hizmeti bütçelendirilmesi konusundaki görüşleriniz nelerdir? Bu tamamen işveren isteğiyle alakalı bir şey. Bütçelendirmesi konusundan öte hedefin ne olduğu ve hedefe giden yoldaki bütçenin ne olduğu önemli ve tabii ki bunu sağlarkenki süreçteki maliyetlerin tam olarak gereklilikleri sağladığından emin olması gerektiğini düşünüyorum. Peki commissioning firmasını seçerken hangi kriterleri göz önüne alıyorsunuz? Demin söylediğim gibi Türkiye'de herhangi bir standarda sahip değiliz bu konuda. Dolayısıyla en azından yurt dışından akredite olan kuruluşların ihale aşamasında bir adım önde olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Commissioning farkındalığını artırmak için önerileriniz nelerdir? STK'ların bu konudaki rolü ne olmalıdır? STK'lar zaten elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Fakat tabii ki STK'ların sesini duyurulması için gerekli desteği işveren temsilcilerinden ve mutlaka devletten alması gerekiyor. Bu aşamada yaygınlaştırılması adına bankalarla, yatırımcılarla veya fonlarla, sigorta şirketleriyle görüşülüp bu işin toplam maliyetinin aslında günün sonunda ne kadar büyük bir fayda sağladığını herkesin anlaması bu konudaki problemleri çözeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.